Yıl 1336. Çağatay Hanlığı toprakları içerisinde yer alan Keş şehrinde Barlas boyunun beyi olan Turagay ile Tekire Hatun'un bir oğlu dünyaya geldi. Timur. Çocukluğundan itibaren bir asker olarak yetiştirilerek kısa sürede yenilmez bir komutan olan Timur, en büyük askeri liderlerden biri olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Hem Türk hem de Moğol kökenli olan Timur, iyi bir asker olmasının yanı sıra acımasızlığıyla da kısa sürede ün kazandı. Hadi gelin kendisini Türk dünyasının en büyük hükümdarı olarak ilan eden Timur'u ve onun kurduğu Timur Devleti'ni daha detaylı inceleyelim. Timur'un dünyaya geldiği yıllarda Çağatay Hanlığı iç karışıklıklarla mücadele etmekteydi. Ülkenin yönetimi Çağatay soyundan gelen emirlerin elinde bulunurken, Timur da Semerkant'a hakim olan Emir Kazgan'ın emrinde çalışmaktaydı. Katıldığı bir savaşta ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Aksak Timur anlamına gelen Timurlenk denilmeye başlandı. Ancak o bu rahatsızlığına rağmen at sırtında kazandığı büyük savaşlarla bu kusurunu bir iftihara ve ünvana çevirmeyi başardı. 14. yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir bölgesi hanlar arasındaki mücadeleye sahne olurken, Doğu Türkistan'da hüküm süren Tuğlak Timur Han bu durumdan faydalanarak Maveraünnehir bölgesini işgal etti. Bu dönemde Timurlenk de Tuğlak Timur'a bağlılığını bildirerek onun hizmetine girerken, mükafat olarak Keş şehrinin emirliği ile ödüllendirildi. Kısa bir süre sonra bir kez daha iç karışıklığın çıkması üzerine Maveraünnehir bölgesine gelen Tuğlak Timur, oğlu İlyas Hoca'yı bu bölgeye vali tayin ederken Timur'u da onun atabeyi yaptı. İlyas Hoca'nın emrine verilen Timur, kısa bir süre sonra onun zalimce davranışları karşısında görevinden ayrılarak kayınbiraderi Emir Hüseyin ile birlikte Horasan'a geçti. Ancak bir süre sonra büyük bir devlet kurma arzusu onu tekrar geri döndürdü. Maveraünnehir'e hakim olan Moğolların bölgeyi valiler ile uzaktan yönetiyor olması nedeniyle ortaya çıkan otorite boşluğu Timur'un işine yaradı. Eskiden emrinde çalışmış iyi askerleri etrafında topladıktan sonra Emir Hüseyin ile güçlerini birleştirerek harekete geçti. İki komutan Keş şehrini ele geçirerek Maveraünnehir'e hakim olsa da kısa süre sonra aralarında liderlik kavgası başladı. Emir Hüseyin'le arası açılan Timur 1370 yılında Belh'i kuşatarak Emir Hüseyin'i etkisiz hale getirdikten sonra kendisini han ilan etti. Bu olay aynı zamanda Timur Devleti'nin kuruluşu olarak tarihe geçti. Timur Han Horasan merkezinde kurduğu hakimiyetini hızlı bir şekilde teşkilatlandırarak tam anlamıyla bağımsız ve güçlü bir devlet haline getirdi. Bunu gören Türk ve Moğol kabileleri kısa süre içerisinde birer birer Timur Han'a bağlılıklarını ilan etmeye başladılar. Böylece bir Moğol Hanlığı olan Çağatay hükümdarlığı güç kaybetmeye başlarken, Timur Han birkaç yıl içerisinde Maveraünnehir'in tek hakimi durumuna geldi. Timur gücünü pekiştirdikten sonra ilk seferini Çağatay Hanlığı üzerine yaparak 1371-1379 yılları arasında yaptığı savaşlarla Horasan ve Harezm bölgelerini topraklarına katmayı başardı. Bu fetihlerin ardından Maveraünnehir bölgesi Moğol kimliğinden sıyrılarak hızla Türk yurdu haline gelmeye başladı. Bunda Çağatay Hanlığı himayesindeki Türklerin Moğol baskısından bıkarak bölgeye göç etmesinin etkisi büyüktü. Kalabalık kitleleri ve güçlü ordusuyla önemli bir güç unsuru olan Özbekler de bu dönemde Timur Devleti'ne göç edenler arasındaydı. 1391 yılında Çağatay seferinde olan Timur'un yokluğunu fırsat bilen Altın Ordu Hanı Toktamış, Maveraünnehir'i işgal etmeye başlayarak Harezm'i ele geçirdi. Bu durumu öğrenen Timur derhal bölgeye gelerek Toktamış Han'la mücadele etmeye başladı. Ural Nehri'nin batısında Kondurca'da yapılan savaşta Timur Han Toktamış Han'ı mağlup ederek hem Harezm'i geri aldı hem de bölgedeki hakimiyetini kanıtlamış oldu.
Seferlerine ara vermeden devam eden Timur, 1393 yılında İran'da hakimiyet süren Muzafferoğulları Devleti'ni tamamen ortadan kaldırdı. Yine aynı yıl Bağdat'ı alarak buradaki Celayir Sultanı'na son verdikten sonra kuzeye yönelen Timur, Azerbaycan'ı ele geçirerek topraklarını genişletmeyi sürdürdü. Timur artık hem Altınorda Devleti'ni, hem Osmanlı Devleti'ni, hem de Doğu Türkistan'ın hakimi olan Moğolları tehdit ediyor, kendisini Türk dünyasının tek hakimi ve hükümdarı ilan ederek tüm Türk devletlerinin kendisine tabi olmasını emrediyordu. Bu dönemde Maveraünnehir'deki yenilgiyi hazmedemeyen Toktamış Han'ın Timur'a karşı yaptığı taarruzlardan vazgeçmemesi üzerine Timur 1395 yılında Altın Ordu üzerine sefere çıkmak zorunda kaldı. Terek'te yapılan savaşı kazanan taraf Timur olurken ağır bir yenilgiye uğrayan Altın Ordu devleti bu tarihten itibaren parçalanma sürecine girdi. Kafkasya'dan sonra 1398 yılında Hindistan üzerine sefere çıkan Timur, Delhi'ye kadar uzanan toprakları fethederek pek çok ganimet ve savaş fili ele geçirdi. Delhi'den Anadolu'ya kadar olan coğrafyayı hakimiyeti altına alan Timur Han'ın bundan sonraki hedefinde Osmanlı Devleti vardı. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra küçük devletler ve beyliklerle idare edilen Anadolu coğrafyasında henüz tam anlamıyla bir Türk birliği sağlanamamıştı. Timur'un Osmanlı üzerine sefere çıktığının haberini alan ve Osmanlı tarafından toprakları fethedilen birçok Anadolu beyi Timur'a sığınarak Bayezid tarafından alınan topraklarının geri verilmesini talep etti. Timur bu dönemde Balkanlarda seferde olan Yıldırım Bayezid'e mektup göndererek Osmanlı Devleti'nin kendi himayesi altına girmesini istedi. Ancak dönemin Osmanlı Sultanı bu teklifi reddederek Timur'a açıkça hakarette bulundu. Bu olay üzerine 1400 yılında Osmanlı üzerine yürüyen Timur, Sivas şehrini kuşatarak kısa bir süre içinde ele geçirdi. Ardından tüm şehri yağmadan geçirdikten sonra yakıp yıktı. Bu sefer sırasında Memlüklerin iç karışıklıklar yaşadığının haberini alan Timur, yönünü değiştirerek Halep, Hama ve Şam kentlerini topraklarına kattı. Timur ordusunun gücü karşısında Memlük ordusunun geri çekilmesiyle bölge halkı Timur'un acımasızca yöntemlerine karşı savunmasız kaldı. Yaklaşık 50 bin erkek ve kadın köle olarak alındı, şehrin zanaatkarlarının büyük bir kısmı Semerkant'a kaçırıldı ve yaklaşık 20 bin kişi katledilerek kafataslarından kuleler inşa edildi. Sivas'ın tahrip edilmesinden dolayı Timur'a kin beslemeye başlayan Yıldırım Bayezid, onun Suriye'de olmasını fırsat bilerek Sivas'ı yeniden ele geçirirken Erzurum'a kadar ilerledi ve Timur'un yanında saf tutan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'u esir aldı. Suriye'deyken bu hadisenin haberini alan Timur, Yıldırım Bayezid'e mektup göndererek kendi hakimiyetini tanımasını, Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'un kendisine teslim edilmesini, bir daha kendisine saldırmamasının teminatı olarak şehzadelerden birini rehin olarak kendisine göndermesini ve Anadolu beylerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesini istedi. Bayezid söz konusu ağır talepleri açıkça reddederek kendisini tehdit etmesi üzerine Timur, Osmanlı üzerine yürümek için 140 bin kişilik bir ordu hazırladı. O dönem devasa sayılabilecek bir ordu ile Anadolu'ya giren Timur, Kayseri ve Kırşehir üzerinden Ankara'ya gelerek şehri kuşatma altına aldı. Edirne'den yola çıkan Bayezid da yaklaşık 70 bin kişilik ordusuyla Ankara'ya doğru ilerlemeye başladı. Bayezid'in geldiğinin haberini alan Timur, Ankara kuşatmasını kaldırdı ve Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası'na gelerek burada ordusuna savaş düzeni almalarını emretti. Çubuk Ovası'na gelen Bayezid ise sıkça kullandığı hilal taktiğini uygulamak için ordunun en önündeki yerini aldı. 28 Temmuz 1402 gününün sabahında Bayezid, kendisine bağlı azaplarla birlikte çalılık ve otluk bir düzlük üzerinden hücum ederek Ankara Muharebesini başlatmış oldu. Ancak bodur ağaçlar ve çalılıklar Bayezid'in hızını yavaşlatan bir etken olurken, öncü kuvvetlerin taarruza kalktığını gören Timur ilk karşılığı okçularla verdi. Ok saldırısı sonucunda öncü kuvvetler ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalırken, İlk hamlesi başarılı olmayan Bayezid, Yeniçeriler ve sipahilerden oluşan güçlerine taarruz emri verdi.
Timur ilerleyen yaya kuvvetlerine karşı savaşçı fillerini ve ormanlık alan içerisine gizlenen süvarileri görevlendirince avantaj yine Timur'un güçlerinin eline geçti. Timur'un savaşçı filleriyle ilk kez karşılaşan Osmanlı ordusu yeterli direnişi gösteremezken fillerin taarruzu karşısında disiplin ve düzenini kaybetmeye başladı. Muharebe başında Osmanlı ordusunun sol kanadında yer alan Kara Tatarlar muharebe esnasında saf değiştirerek Timur'un tarafına geçti. Beklenmeyen bu durum karşısında Bayezid merkezindeki kuvvetlerinin bir kısmını sola kaydırdıysa da sağ kanatta yer alan Anadolu beylerine bağlı eyalet askerlerinin Timur'un safına geçmesiyle oldukça zor durumda kaldı. Her iki kanadını da kaybeden Bayezid kalan kuvvetlerini merkezde birleştirerek savunma pozisyonu aldı. Sadrazam Çandarlı Ali Paşa, Yeniçeri Ağası Hasan Ağa, Şehzadeler Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi ve İsa Çelebi kuvvetleriyle birlikte muharebe alanını terk edince Bayezid az sayıdaki askeriyle birlikte savaş alanında tek başına kaldı. Buna rağmen 300 kişilik kuvvetiyle saldırıya geçen Bayezid düşman çemberini yararak Mahmut Oğlan bölgesine ulaşsa da burada atının tökezleyip düşmesiyle yakalanarak esir alındı. Böylece Ankara Muharebesi'nin kazananı Timur olurken bu savaş Osmanlı Devleti için büyük bir hezimet olarak tarihe geçti. Bu hezimet sonucunda Osmanlı'da fetret devrine girilirken Balkanlardaki fetihler durduruldu, Anadolu'daki toprakların büyük bir kısmı kaybedildi ve Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgası başladı. Kısacası Anadolu'daki Türk Birliği derinden sarsıldı. Savaşın kazananı olan Timur, Anadolu beyliklerini ve Osmanlı Devleti'ni kendine bağladıktan sonra Yıldırım Bayezid'in oğullarından Şehzade Mustafa'yı da yanına alarak başkent Semerkand'a döndü. Timur'un artık tek hedefi Türklerin en eski düşmanı olan Çin'di. 1405 yılında uzun sürecek olan Çin seferi için hazırlıklara başlanırken en büyük hayali olarak ifade ettiği bu sefere çıkamadan 69 yaşındayken aniden vefat etti. Öldüğünde devletin sınırları Delhi'den Bursa'ya, Arap Yarımadası'ndan İrtiş Nehri'ne kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı kaplamış durumdaydı. Timur Han'ın ölümü üzerine tüm Türk devletlerinde meydana geldiği gibi Timur Devleti'nde de saltanat mücadeleleri baş gösterdi. Timur Han ölmeden önce torunu Pir Muhammed'i veliaht tayin etmiş olsa da oğulları Miranşah ve Şahruh Pir Muhammed'in hakimiyetini tanımayarak başa geçebilmek için taht mücadelesine giriştiler. Bu mücadeleler sonucunda tek bir hükümdar etrafında toplanamayan saltanat makamı bölünürken esas veliaht Pir Muhammed İran'da, Miranşah Bağdat ve Azerbaycan'da, Şahruh Horasan'da, bir diğer torunu Muhammed ise Semerkant'ta tahta çıktı. Veliahtların bu mücadelesi Timur Devleti'ni tek merkezi bir otorite olmaktan çıkartarak parçalı ve birbirleriyle savaşan yönetimler şekline böldü. Böylece Timur'un 34 yıl boyunca verdiği mücadele ve elde ettiği başarılar oğulları ve torunları tarafından ziyan edilmeye başlandı. Veliahtlardan biri olan Şahruh, Horasan'daki hakimiyetini koruyabilen tek veliaht olurken, aynı zamanda Büyük Timur Devleti'nin varlığını en uzun süre sürdürebilen veliaht oldu. Şahruh, kısa bir süre sonra diğer varislerin idare ettiği coğrafyaların büyük bir bölümünü tekrar hakimiyeti altına almayı başarırken, ülkenin birliğini tek bir elde yeniden sağladı. Ancak bu birlik sağlanana kadar Timur Han döneminde sahip olunan geniş topraklar eski sahipleri tarafından taarruzlara maruz kaldı. Bu taarruzlar sonucunda Karakoyunlular ve Akkoyunlular Doğu Anadolu'yu ve Bağdat'ı, Memlükler Suriye bölgesini, Hintliler ise Delhi'yi Timur Devleti'nden geri almayı başardı. Ayrıca Timur Devleti için tehdit olan Özbekler kuzey sınırına yerleşirken, Osmanlı Devleti de Anadolu beyliklerini yeniden ortadan kaldırarak tüm Anadolu'ya hakim duruma geldi. Bir diğer yandan Çağatay Moğolları da giderek güçleniyor ve Timur Devleti için önemli bir tehdit unsuru haline geliyordu. Şahruh, tüm bu tehditlere ve zorluklara rağmen 42 yıllık hakimiyeti döneminde devletini ayakta tutmayı başarsa da Timurlular Timur Han dönemindeki gücüne bir daha asla erişemedi. 1447 yılında vefat eden Şahruh'tan sonra saltanat mücadeleleri yeniden ortaya çıkarken yerine geçen oğlu Ulu Bey diğer varislerle mücadele etmek zorunda kaldı. İç karışıklıklar yüzünden gittikçe zayıflayan devletin kuzeyi Özbekler tarafından ele geçirilirken doğudaki Çağataylar da her geçen gün taarruzlarına bir yenisini eklemekteydi.
Gerekli birlik ve beraberliği sağlamayı başaramayan Ulu Bey, yalnızca 2 yıl saltanat sürdükten sonra 1449 yılında yerini kardeşi Ebu Said'e bıraktı. Ebu Said döneminde Timur Devleti tam anlamıyla çözülme sürecine girdi. Timurhan döneminde başlayan Özbek akınları Ebu Said döneminde hızlanarak adeta bir göç dalgasına dönüştü. Kitleler halinde Maveraünnehir'e yerleşen Özbekler, zayıflamış olan Timur Devleti'nin idaresinde giderek daha çok söz sahibi olmaya ve siyasi olarak güçlenmeye başladı. Bu dönemde Uzun Hasan liderliğindeki Akkoyunlu Devleti Timur Devleti'ne saldırarak batıdan Herat'a kadar olan bölgeyi ele geçirmeyi başardı. Ebu Said, sarsılan hakimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla uzun bir süre sonra Akkoyunlular üzerine sefere çıktı. Bu sefer başarılı olursa batı sınırlarındaki tehdit ortadan kalkacak ve Ebu Said'in merkezi otoritesi de sağlamlaşacaktı. Ancak bu sefer umduğu gibi sonuçlanmadı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la Herat'ta yaptığı savaşı kaybeden Ebu Said'in itibarı iyice sarsıldı. 1469 yılında bunu fırsat bilen saltanat varislerinden Hüseyin Baykara, Herat'ı ele geçirerek 18 yıllık Ebu Said dönemine son verdi. Hüseyin Baykara, zeki ve yetenekli bir hükümdar olmasının yanı sıra oldukça iyi bir şairdi. Tahta çıktıktan bir yıl sonra Ebu Said'in oğlu Yadigar Mirza'nın Herat'ı ele geçirmesi nedeniyle saltanatı bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak bir gece ansızın 350 askeriyle birlikte saraya baskın yaparak kısa süre sonra saltanatını tekrar geri aldı. Saltanatını geri almıştı almasına, ancak Timur Devleti Cihan hakimiyetini kaybetmiş, toprakları küçülmüş, Horasan ve Doğu İran coğrafyasından ibaret hale gelmişti. Buna rağmen devlet idareciliğindeki başarıları, zekası ve güçlü kişiliği ile 38 yıl boyunca Timur Devleti'nin hükümdarlığını üstlenen Hüseyin Baykara, Timur Devleti'ni tam anlamıyla bir kültür ve medeniyet yurduna dönüştürdü. Bilim adamları, şairler, sanatçılar ve din adamları için Herat bir ilim akademisi haline gelirken, yıkılmak üzere olan Timur Devleti'nin ömrünü bir süre daha uzattı. Ancak yaşlanması nedeniyle devletin idaresini oğullarına teslim edince bir süre sonra onlarla anlaşmazlık yaşamaya başladı. Bu anlaşmazlıkların en önemlisini büyük oğlu Bediüzzaman'la yaşamaktaydı. Bediüzzaman babasının tahtını ele geçirmek için onun ölümünü beklemeden henüz hayattayken 1499 yılında ilk teşebbüsünü gerçekleştirdi ve Herat'ı kuşatarak babasını tahttan indirmeye çalıştı. Bu girişimi sonuçsuz kalsa da saltanatın otoritesi bir kez daha derinden sarsıldı. Uzun yıllardır devlet içinde bir tehdit unsuru olan Özbekler bu iç karışıklıktan faydalanarak ülkenin kuzeyini işgal ederken Buhara isminde yeni bir hanlık kurdular. Hüseyin Baykara ortaya çıkan Özbek isyanını bastırmak ve Özbekleri yeniden itaat altına almak amacıyla 1506 yılında sefere çıktı. Ancak aynı yıl ilerleyen yaşı nedeniyle bu seferi tamamlayamadan sefer yolculuğu esnasında hayatını kaybetti. Yerine hemen büyük oğlu Bediüzzaman geçerken kardeşi Babür ile güçlerini birleştirerek yarım kalan Özbek seferini tamamlamak için harekete geçtiler. Ancak bu seferde başarılı olamadıkları gibi batıda ortaya çıkan Safevi tehlikesini de bertaraf edemediler. Nitekim ertesi yıl Özbeklerin Herat şehrini ele geçirmesi ve kalan topraklarının Safeviler tarafından işgal edilmesi sonucunda Timur Devleti 1507 yılında tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini almış oldu.